Kromatin yapısı dinamiktir demiştik ve bu dinamik yapıda hani N-terminallere bazı modifikasyonlar yapılıyor ve buradan genin açılıp açılmayacağı anlaşılabiliyor demiştik ve buna epigenetik deniyor. Genetik biliyoruz zaten. Epi üst demek. Çünkü genlerimiz var ve bu bir proteinin etrafına sarılmış durumda ve biz buradaki modifikasyonlardan bahsediyoruz. Onun için genlerin üstündeki, genetiğin üstündeki kalıtım manasında epigenetik deniyor. Epigenetik inheritance deniyor ve bu da aktarılabilen bir şey ve bu gen diziniz değişmese bile o genin üretilip üretilmeyeceğini etkilediği için aslında genetik yapısını doğrudan etkileyen ve dolaylı etkileyen ve sonuçları olan bir şey ve aktarılabiliyor ve böyle çok da ilginç bir konu bu. Yeri geldikçe buna tekrar değineceğiz. Şimdi tanımlarla devam ediyoruz. Heterokromatin dediğimiz zaman bu epigenetik heterokromatin epigenetiğin en bariz şeyi, göstergesi bu. Heterokromatin kromatinin çok kapalı, sıkı sıkıya kapalı olduğu yerlere deniyor heterokromatin. Ve bu da hücreden hücreye bölündükçe bu bilgi aktarılıyor. Yani her zaman aynı yerler heterokromatinde kalıyor. Sıkı sıkıya kapatılmış olan yerler. Hangi bölgeler bunlar? Sentromer, telomer, bu iki şeyi görmüştük. Bir de mesela kullanılmayan genler. Kullanılmayan genler diyelim. Kullanılmayan genler nedir? Gözünüzde ışık algılayan hücreleriniz var, fotoreseptörleriniz var. Onların karaciğerinizde bir faydası var mı? Yok tabii ki de. O proteine ihtiyacınız var mı? Rhodopsin gibi bir proteine ihtiyacınız var mı? Yok karaciğer hücrenizde. Ama karaciğer hücrenizde de o gen orada bulunmak zorunda. Çünkü her hücremizde genomumuz aynı, DNA yapımız aynı. Ama ne yapacak o gene o zaman karaciğer hücresi? Hiç kullanmayacak yani hayatı boyunca. İşte onu da heterokromatine sarıyor. Ve o karaciğer hücresi her bölündüğünde de o heterokromatine sarılı halde kalıyor. Yani açılmayacak, sıkı sıkıya saklanmış şekilde kalıyor. Ne zaman açılıyor? Sadece DNA replike olacağı zaman, DNA kendini eşleştireceği zaman açılıyor. Eşleşiyor, kendi kopyasını yapıyor, hop tekrar kapanıyor. İşte bu epigenetiğin en bariz uygulaması böyle. Yine sentromer ve telomer bölgelerinde de her zaman heterokromatin şeklinde. Çünkü sentromerde ve telomerdeki DNA'lar herhangi bir şey kodlamıyor. Yine aynı şekilde tekrar dizilerimiz var hiçbir şey kodlamayan. Bunlar hep heterokromatin halinde. Ve bunları internetten baksanıza diyordum. Mikroskoptan bakınca da direkt böyle işte heterokromatin bölgelerini görebiliyoruz. Resimlerden göstereyim ben size. Bunlar hiç açılmıyor hiçbir zaman. Ancak heterokromatinin çok pis bir özelliği var. Bulaşıcı olabiliyor kendisi. Onu da zavallıcık drozofilalarda gözlemliyoruz. Ama ondan önce ne diyelim? Heterokromatin olmayan bölgelere de eukromatin deniyor. Eukromatin deniyor. Yani mesela karaciğer hücresi ne yapmıştı? Rhodopsin'i buraya koymuştu. Ama buraya ne koyması lazım? Pepe geldi. Pepe, karaciğer neyi eukromatinde tutuyor? Sen söyle bari bana. Şu an bilemedim. Mesela kolesterol mekanizmasındaki gerekli olan proteinleri, enzimleri kodlayan genleri eukromatinde tutmak zorunda bir karaciğer hücresi. Onları çünkü sürekli üretmesi gerekiyor. Ama eukromatin derken de yine DNA böyle çıplak haliyle durmuyor. Sadece daha erişilebilir halde duruyor. Yani birazcık daha gevşek tutuyor. Çok sıkı sarmıyor demek. İkisinin arasındaki fark o. Heterokromatinin bulaşıcılığına gelirsek de şimdi mesela şöyle DNA'nın sonu olsun. Burası telomer bölgesiymiş. Ve buralar heterokromatine sarılı halde. Şimdi bu heterokromatine kapatırken
mecburen birazcık yan taraflara da kayabiliyor. Yani mesela şu bölgeydi. Her zaman olmasa da mesela bazen bazı hücrelerde şey yapabiliyor. Orayı da heterokromatine döndürebiliyor. Bunu engellemek için bu araya hücre genellikle şey koyuyor olmuş şimdiye kadar. Bariyer dizileri. Barrier sequence. Bariyer dizileri koymuş ki burada da kodlanan bir şey olmasın ki. Bu heterokromatine sararken burayı da sarar. Onun için biz şimdi şey yapalım demiş. Buraya önemsiz bir şey koyalım demiş. Şimdi burası yukromatin, burası da yukromatin. Yukromatin. Şimdi drozofilada şöyle bir mutasyon oluşmuş. Gene conversion olabiliyor. Yani nasıl olabiliyor derseniz hakikaten insan hayret ediyor nasıl oluyor diye ama iki genin dizisi DNA dizisinde switch edebiliyor. Yani bunlar işte hatırlarsınız crossing over olayları, işte mitozda hücre bölünürken oradan oraya parça değişim falan. Bu sıralarda bazı hatalar olabiliyor. Ve zebra balığında şöyle ne zebra balığısıysa artık neydi o? Drozofila. Yani drozofila sineğinde şöyle bir şey olmuş. Bariyer dizisi buraya gelmiş. Burada da göz varmıştı normalde. Göz dizisi buraya gelmiş. Gaz, göz. Burada da heterokromatin varmış. Şimdi ne demiştik? Burası bazen buraya sıçrayabiliyor demiştik. Böyle böyle sıçrayabiliyor. Ve bu mesela birinci hücrede bu kadar sıçramış. Sadece şurayı çiziyorum. Birinci hücrede şu kadar kapatmış. İkinci hücrede tamamını kapatmış. Diğer hücresinde hiç kapatmamış gibi. Bariyer ise sanki önemli bir gen kodluyormuşçasına hep bir yukromatinde kalmış. Şimdi şurası da yukromatin olmuş. Burası da olmuş. Böyle olunca resimlerden göstereceğim. Drozofila cihazımızın gözü ne olmuş? Normalde kırmızı oluyormuş şu haldeyken. Kırmızı göz. Bunlarda da beyaz göze dönmüş ama beyaz da değil de böyle kırmızılı beyazlı berbat bir göz olmuş. Şöyle bir şey. İşte şu böyle kırmızı bir gözmüş. Şöyle yapalım. Şurada işte yarısı kırmızı, yarısı beyaz. Burada komple beyaz. Burada komple kırmızı. Böyle bir şeyler olmuş. Bunda tabii her hücrede böyle bir değişiklik olduğu için açıkçası bunu en nihayetinde gözü oluştururken tabii siz drozofila gözünü bilemediniz şu an. Drozofila gözü böyle bir sürü odacıktan oluşuyor falan korkunç bir şey. Onu her birinde farklı bir şey patern oluşmuş. Ve bu bunun bir adı var. Position Effect Variation. Çünkü neden? Bunun pozisyonuna göre yani şu kısımda mı, şu kısımda mı olduğuna göre heterokromatin mi, yukromatin mi olduğu değişiyor bu mutasyonla. Ve eğer buradaysa mesela eğer switch olmadıysa, bariyer sequence aradaysa her zaman açık kalıyor. Ama heterokromatine yakınsa o zaman heterokromatine olan yakınlığına göre heterokromatine girme ihtimali artmış oluyor. Position effect variation bu. Sirke sineği bu meyvelerin falan hemen üstüne açıkta meyve bırakırsanız hemen üstüne üşüşü veren küçük küçük sinekler. Normal sivrisinekten veya kara sinekten çok daha küçük. Hemen her yerde görürsünüz. Her yerde var, dünyanın her yerinde. Meyveyi açık bırakırsanız birazcık hemen gelir görürsünüz. O minik minik şeyler işte aslında hiç tahmin etmeyeceğiniz şekilde genetikte çok 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 kullanılmış bir model organizma. Yani bu kadarcık bir sinek nasıl bir model organizma olabilir? Neyi modelleyebilir diyebilirsiniz ama yani inanılmaz büyük buluşlar yapıldı Drosophila'dan. Çünkü yani yine inanmazsınız pek çok genimiz ortak bu küçücük sinekle ve pek çok genimizin dizisi de korunmuş halde. Yani aynı diziye sahip olabiliyor. Homolojisini bulabiliyorsunuz, ortolog buluyorsunuz falan. Yani çok benzerlerini bulabiliyorsunuz ve temel genetik çalışma yapacaksanız o zaman
O zaman sirke sineğini kullanabiliyorsunuz. Yani bir karaciğer çalışması yapamazsın tabii, yani karaciğeri modelleyemezsin. Ama genetik, yani genlerin dizilişi, genlerin regülasyonu, bunların hepsini çalışabiliyoruz. Şimdi bu şeyciğimize, sirke sinekçiğimize, sirke sineği, fruit fly ya da İngiliz, yani Latince ismiyle Drosophila melanogaster kendisi. Ya birazcık yakından bakarsanız böyle bir şey. Yakınlaştıkça birazcık weird bir hale gelebilir durum. Şöyle görünüyor yakından baktığımızda. Gözüne yakından baktığımızda ise gözü çok acayip. Nerede? Şurada. Gözü işte şöyle bir gözü var. Yani pek çok böyle 1.000 tane falan gözden oluşuyor zaten gözün kendisi. Şöyle bakın, bu sirke sineğinin ağzı, bu gözleri, bunlar antenleri sanırım. Böyle değişik, çok ilginç bir gözü var. Şuradan da bakalım. Biraz daha bakalım. Çok acayip çünkü. Yani yakından baktığında aslında böyle biraz canavar gibi görünüyor sinekçik ama şimdi gözü böyle. Biz gelelim kendi konumuza şimdi. Ne diyorduk? Position effect variation. Bu kırmızı gözlü. Normal hali kırmızı gözlü. Ama bu kırmızı gözü yapan genin adı white. White geni ifade olduğunda white gene expressed, göz kırmızı oluyor. Tam tersi. Böyle kirpikleri var etrafında gözün. Şimdi bu normalde nasılmış? Sentromer burada. Sentromerin etrafında kromatin gidiyor. Sonra bir boşluk var. Ondan sonra da şurada ileride white geni var. Ve bu normalde kapatılmadığı için, normal ekspres edilirse göz kırmızı oluyor. Ama bir inversion olduğunda, gen parçası değişimi olduğunda şuradaki parça buraya gidiyor. Buradaki parça da buraya geliyor ve ters olarak geliyor. O zaman bu white geni heterokromatine çok yakın hale geliyor ve heterokromatinle kaplanma riski oluyor. Şimdi gerçek görüntüsü şuyken şuna dönüyor mesela, variegated eye. Çizim hali de şu. Hani dedim ya, 1.000 tane falan gözü var. Bazı gözler kırmızı, bazı gözler beyaz olarak kalıyor. White gene silent dendiği zaman bu gen mutas heterokromatinle sarıldığı ve sessizleştiği zaman ise beyaz hale geliyor göz. Şurada heterokromatin spreads diyor. Çünkü bakın, burada heterokromatine sarılmış, burada DNA açık. Böyle bir yayılma olmuş oluyor. Dolayısıyla da yayılınca o gen kapanmış oluyor. Gen ifade edilmemiş oluyor. Bunlar başka varyasyonları. Burada da farklı mutasyonları göstermişler. Bunlar histon diacetylase, birazdan anlatacağımız işte histonların regülasyonunda etkili olan enzimlerle, hani açılıp kapandığında bu gen, yine varyasyonunu görebiliyorsunuz. Yani mesela sadece bu örnekte dışarıdan gözlemleyebildiğiniz bir şey olduğu için herhangi bir kromatindeki değişimin etkisini dışarıdan izleyebilmiş oluyorsunuz. Mesela neden Drosophila bir şeydir, model organizmadır? Bu bir cevabı. Daha önce ta en başta anlattığım bu DNase 1 ile treatment, DNA'yı parçalayan enzimle muamele edildiğinde işte şu buralarını parçalıyor. Sonra nükleozomun etrafında olan parçalar sadece sabit kalıyor. Böylece o parçaları görmüş inceleyebiliyoruz. Yani şu linker DNA'lar gidecek ve nükleozoma sarılı parçaları açığa çıkarabiliyoruz DNase 1 enzimiyle. Sayfa neyi göstereyim? Şöyle bir sayfa. Burada bir videomuz var. Histonların dışarıya bakan kuyrukları modifiye ediliyor dedik. Nasıl modifiye ediliyor? Histonların dışarı bakan kuyrukları amino kuyruklar. Ha, amino ucundan başlıyor. Polipeptit zinciri uzanıyor. Yani amino asit, amino asit, amino asit diye devam ediyor. Ve buradaki amino asitlerin hepsi modifiye olmuyor. Modifiye olan belli başlı bazı amino asitlerimiz var. En çok modifikasyonu seven amino asitimiz lizin. Bunu K ile gösteriliyor bu. Şaşırmayın. Lysin L ile gösterilmiyor.
Bu K ile gösteriliyor ve K ile gösterildiği için K'nın üzerine mesela bir şey eklenir. O şekilde görürsünüz. O kafanızı karıştırmasın. Şimdi şu mavi, şuradaki şu alan Lyze'nin kendisini gösteriyor. Yani normal hali bu. Şu normal hali. Şimdi buradaki şu amino ucu var ya, bu aminodan bir işte hidrojeni çıkartıp bir şey takıyorlar buraya. Yani bunu çıkartmış, iki tane metil takmış, dimetil lizin oluyor o zaman. Veya trimetil lizin oluyor hepsini çıkarırsam. Sadece bir tanesini çıkarıp metil koyarsam, metilated lizin oluyor. Yani metil grubu CH3. Yani metane CH4 de hatırlarsanız, metil grubu da CH3. Çok yaygın bir şeydir metilasyon. Bir de mesela buradaki bir tane hidrojeni bırakmış, iki hidrojeni çıkarmış, onun yerine bir böyle bir yapı eklemiş. Burada bir metil var gibi, burada bir tane oksijen var. Bu da acetylated lysin deniyor ona da. Hani mesela gösterirken bunu şöyle gösteriliyor bu. Şu K lysini gösteriyor. Üzerine AC yazıyor mesela. Veya K diyor, üzerine M yazıyor. Methylated. Onu gösteriyor. Şimdi serin amino asitine geldiğimizde de serin amino asiti şöyle şurası. Bunu da bu sefer şurada bir OH grubu var. Ve bu OH grubundaki hidrojen çıkıp buraya bir fosfat grubu geliyor. Buna da fosfoserin deniyor. Bu da şöyle bir şey gösterilebiliyor genellikle. Modifikasyonlar bu şekilde iki tane amino asit için. N-terminal'daki histonların N-terminal'daki uçları modifiye oluyor. Ama bunların nasıl modifiye olduğunu az önce kimyasal olarak gördük. Burada sorumlu bazı enzimler var. Asetilasyon için sorumlu olan iki enzim var mesela. Bir asetil grubunu ekleyene histon asetil transferase (HET) deniyor. O asetil gruplarını çıkarana histon deacetylase deniyor. Ve buradaki bu modifikasyon aslında bir koda dönüşüyor, bir algoritmaya dönüşüyor. Nasıl oluyor? Şimdi mesela birinci serin fosforile, beşinci lizin asetile, dokuzuncu lizin asetile, 13. lizin asetile. Bunların hepsi bir arada olabilir, olmayabilir. Mesela sadece tek başına 5. lizin asetili olduğunda gen ekspresyonu açılmıyor. Ama hem 9. hem 5. lizin asetili olduğunda açılıyor olabilir. Veya mesela işte arginin de burada metili olmuş. Arginin metileyken bu gen kapalıdır. Ama işte bu 12. lizin asetili ise ve bu metili ise açılabilir. Böyle bir kod okuma durumu var burada. Ve bunu okuyan da enzimler var, hatta kompleksler var. Okuyucu kompleksler ve yazıcı kompleksler var. Okuyucu kompleksler, reader kompleksler gelip buradaki kodu okuyor ve bu genin açılıp açılmayacağına karar veriyorlar. Yazıcı komplekslerde işte mesela histon asetil transferaz gibi olabilir. Yani asetili oraya takıp çıkartan. Ondan sonra mesela bu metilasyonu yapan gruplar olabilir. 3 tane metil takıldığında mesela H1 proteinini çağırıyor. Bazı lokasyonlarda H1 protein neydi? Bir kat daha kondens olmasını sağlıyordu, katlanmasını sağlıyordu. Demek ki heterokromatin yapıcı bir etkisi var. Asetile olduğu zaman da lizin pozitifle charged oluyor. Pozitifle charged olduğunda negatifle charged bir protein çekip pozitifle charged bir protein itiyor olabilir. O yüzden bunun da etkisi kombinasyonuna bağlı olarak değişecektir. Ve buradaki modifikasyonlar kovalent modifikasyonlar. Az önce de gördük, amino asitin üzerinde doğrudan hidrojeni çıkarıp metil takmak kovalent bir modifikasyondu. Kovalent modifikasyon olunca nedir? Enerji gerektiriyor. Yani hidrojen bağı gibi değil. Hidrojen bağı gibi kolay çözülmüyor. Ve eğer başka bir enzim ATP varlığında orada değilse o modifikasyon kalıcı bir modifikasyon haline dönüşüyor. Dolayısıyla okuyucu ve yazıcı komplekslerde bir de ATP'yi kullanmak için bir machinery'nin gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne oluyor burası? Böyle kalabalık bir cümbür cemaat bir ortama dönüşüyor. Genin açılıp kapanmasına karar veren böyle bir ordu şeklinde bir protein makinesi çalışmaya başlıyor burada. Hem de enerji kullanıyor aynı zamanda.
Diyor ki epigenetik regülasyon kromatine pek çok değişimi içerir diyor. Buradan metil gruplarının takılmasını görüyoruz DNA'ya. Burada DNA ve dışarıya çıkan histon kuyruklarını görüyoruz. Histonların isimlerini vermiş. En asetillizini gösteriyor. Fosfoserin. Bir transkripsiyon faktörü geldiğinde diyor. Histon asetiltransferaz da geldi. Şimdi histonu asetile etti. Orada bir parladı orası. Şimdi RNA polimeraz geliyor devasa yapısıyla. RNA polimeraz, DNA'dan mRNA sentezlenmesini sağlayan enzim. DNMT geldi, DNA metil transferaz. Bir metilasyon yaptı. Metil gruplarını ekledi. Metil grupların eklenmesi genellikle heterokromatinle ilişkili bir şey. Yani metili olursa genellikle o gen bölgesel DNA parçası kapatılmış oluyor. Metil CpG binding protein. Şimdi çünkü metillerin üzerine böyle proteinler bağlanıyor. HP1 gibi heterokromatin proteini olarak bilinen proteinler de bağlanıyor. Histon deacetylation'da HDAC enzimleri yapıyor. Böylece DNA iyice hiç ulaşılmaz bir hale geldi. Bunun üstüne histon metilasyonu da yaptı. Böylece heterokromatin oluşturmuş oluyor.